Günaydınlar değerli izleyicilerimiz. TV 100 ekranlarında canlı yayında güne sağlığınızla başlayabilmek için yine sizlerle birlikteyiz. Efendim sağlığınızla ilgili doğru, güvenilir, sağlıklı ve güncel bilgileri sizlere sunmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Covid-19 süreci ve pandemi süreci hala hazırda tüm dünyada devam etmekte. Ve tabii ki tüm sağlığımızı etkilemekle birlikte aynı zamanda psikolojimizi de etkiliyor. Ve bugün bu konuyu konuşacağız. Psikolojimizi nasıl etkiledi ve nasıl etkilemeye devam edecek ve bununla ilgili yapacağımız şeyler nedir, alacağımız önlemler nelerdir ve uzman psikolog konuğumuz Sayın Mert Özaydın. Hoş geldiniz. Mert Günaydınlar. Merhabalar. Hoş bulduk. Çok nasılsınız? Sağ olun. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederiz. İyi olmaya çalışıyoruz evet, diyelim daha doğrusu. Sizin psikolojinizi iyi görüyorum. Ama ve lakin tabii ki siz insanların psikolojisini iyi etmek üzere ne derler meslek sürdürüyorsunuz. Bizi gerçekten Covid-19 süreci psikolojimizi çok mu olumsuz etkiledi ya da neleri değiştirdi ve neleri değiştirmeye devam edecek? Ne diyorsunuz bu konuda? Şöyle kısaca bir değerlendirme yapmak gerekirse baktığınız zaman aşağı yukarı 6 aylık bir süreç kapsıyor şu anda. Evet. En başta ne oldu? Kendimizden yola çıkarak aslında bunu çok iyi değerlendirebiliriz. En başta biz korktuk. Başta bir korku ve kaygı temel aldı. Evet. Çünkü bu bir hastalık. Gözümüzle göremediğimiz, takip edemediğimiz ve sonunda ölüme kadar götürebilen ciddi bir problemle karşı karşıya kaldık. Evet. Ve ne yapacağımızı bilmiyorduk açıkçası. Bu süreçte yaşadığımız kaygıyla beraber toplum olarak ekranlara, uzmanlara kilitlendik. Ne yapmamız gerekiyor, nasıl baş edebiliriz diye. Fakat tabii bu kaygıyı tolere etmek için çok da fazla malzememiz yoktu elimizde. Çünkü kısa süre içerisinde çok hızlı yayıldı ve biz evlerimizde hapsolduk. Bu da çok ilginç bir deneyim oldu toplum için. Çünkü karantina diye bir şey yaşamadık daha öncesinde. Doğru. Ve günlük rutinde hiç kimsenin, yani toplumun çoğunluğunun da evde bu kadar uzun süre kaldığını düşünmüyoruz tabii ki. Evde kalma deneyimi tabii ki birçok farklılık getirdi hayatımıza. Olumlu, yani bazı avantajlar da olmuş olabilir ama ağırlıklı olarak dezavantaj yaşadık en başta. Çünkü tanımadığımız, bilmediğimiz bir süreçti. Evet. Evde kalınan süreçte uyku düzenleri değişti, yeme problemleri ortaya çıktı, hareket alanımız kısıtlandı ve bunlara bağlı olarak dışarı çıkamadık, sosyalleşemedik. Belki sevdiklerimizle görüşemedik, işimize gidemedik uzun bir süre. Baktığınız zaman hayatımızda bir daralma yaşadık aslında. Evet. Bu da tabii ki fiziksel hareketimizi kısıtladığı için psikolojik olarak da tabii ki bizi bir kaygı ve korku kutusunun içine hapsetti bir süreliğine. Fakat tabii ki hayat devam etmek zorundaydı. Buna da hızlı bir şekilde belki adapte olduk ya da hala olmaya çalıştığımız bir süreç içerisindeyiz. Tabii bunun yanında hayat devam etmekteydi ve biz maddi kaygılar da yaşadık. Maddi kayıplar da yaşadı insanlarımız. Bunlarla hep beraber baş etmek gerçekten çok zordu. Ve bir düşüş yaşadık motivasyonda. Fakat bu düşüşte elimizde imkanlar olmasına rağmen acaba ne kadar destek aldık bu süreçte psikolojik anlamda? Tabii bu da bir soru işareti olarak kalsın burada şimdilik. Evet. Almalı mıydı bu süreçte? Yani tabii ki aslında nasıl ki ihtiyaç halinde o ihtiyacı nereden temin edebilirsek oraya gidiyorsak aslında psikolojik anlamda böyle bir süreç yaşıyorsak da bu konuda uzman kişilere yetişmiş birçok bu konuda uzmanımız var. Fakat topluma çok iyi anlatamadığımızı ben düşünüyorum. Türk toplumunda henüz bu konunun çok iyi işlenemediğini düşünüyorum. Bu gibi mecraların ya da yapılan daha profesyonel çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yapacağı çalışmalar derdimizi daha iyi anlatmamıza yardımcı olacaktır. Çünkü gerçekten çok önemli. Fiziksel birçok probleme de yol açtı bu süreçte baktığınız zaman. Şimdi birazdan bahsetmek isteyeceğim o konulardan. Ama genel olarak baktığımızda hayatımıza yasaklar ve yeni ritüeller eklendi pandemi sürecinde. Tabii. Sokağa çıkma yasağı diye bir şeyle karşılaştık. Evet. Ki bu çok insanı arada bırakan, nasıl yani kapı orada, camdan bakıyorum dışarı çıkmak istiyorum ama çıkamıyorum. Bu ciddi bir baskıydı. Evet. Temizlik ritüelleri eklendi hayatımıza birçok. Bu süreçte ise o karantinada şu çok ilginç bir gözlem oldu. Bunu da paylaşmak isterim. Akşam 9 olduğunda biz cama çıkıp alkış tuttuk hep beraber. Evet. Ve bu karantina sürecinde gözlemime göre cama çıkıp birini karşıda görmek,
mutlu etti. Belki de sürecin sosyal etkinliği bu oldu. Tabii, doğru. Yani bunların hepsi çok önemli sınavlar gerçekten. Tabii. İyi de malzeme barındırıyor içinde. İyi izlemek gerekiyor. Bu tabii bu tarz şeyler hayatımızda pek çok şeyin de aslında kıymetini bilmemize yol açtı değil mi? Daha öncesinde kesinlikle çok umursamadığımız, gündelik yaşantımızda çok rutin hale gelmiş ama aslında kıymeti çok büyük olan işte ne bileyim bir arkadaşına gidip birlikte sohbet edebilmek falan evet gibi pek çok şeyin kıymeti. Peki daha çok hangi hastalıkları gündeme getirdi psikolojik anlamda? Yani ortaya çıkmasına ya da hangi psikolojik rahatsızlıkları olan kişilerin işte bu hastalıkların agreve olmasına ya da alevlenmesine ya da boyut değiştirmesine evet yol açtı? Ne dersin? Baktığınız zaman şöyle bir kaygı dedik değil mi en evet başında? Tabii ki kaygı bozuklukları çok hızlı tetiklendi bu süreçte. Evet. Bunların arasında mesela panik atak gibi. Kesinlikle. Çünkü aslında panik atakta da şöyle bir şey var. Kendimizi dinlemekten aslında yola çıkan. Şimdi hani terminolojiye çok girmeden bahsedelim hızlıca. Ama en başında kendini dinlemek var panik atakta aslında. Aslında terminolojide lafını bölüyorum ama buyurun birazcık minik açmak lazım. Çünkü belki de, evet herkes bu kaygı da mesela bizim de çevremizde çok hem hastalarımız oldu hem işte arkadaşlarımız hı-hı sosyal çevremizdeki kişilerde oldu. Ya bir ölüm kaygısı ya da bir korku, bir hastalığa kapılma korkusu, işte bir taşikardi dediğimiz kalpte çarpıntı problemleri, evet uyku bozuklukları gibi. Şimdi bu dediler ki ya ben panik atak oldum herkes değil mi? Bir anda daha önce duyduğu ama hayatında hiç yaşamadığı bazı şeyleri yaşadığı için. Ne dersin, panik atak mı oldular? Çok kompleks bir şey yaşadık aslında. Hasta olmaktan korkmak, hı-hı, işte hipokondriyazis, evet, panik bozukluk, panik atak, depresif duygulanım. Aslında bunun tamamının bir kompleksini, miksini yaşadık biz bu süreçte. Panik bozukluğu neden yaşadık? Öksürdüm, COVID mi oldum acaba? Evet, tabii. Masanın üzerinde duran ateş ölçer. Aynen. Değil mi? Ateşim şu kadar acaba. Evet. Baktığınız zaman obsesyonlar kesinlikle yani, panik bozuklukta da tansiyon aleti duruyor masanın üzerinde. Evet. Sürekli acaba çarpıntım evet mı oldu gibi kendimizi dinleme süreci aslında. Evet. COVID'de de pandemi sürecinde de bizim çeşitli burada yanlış belki hamleler yapmamıza sebep olabilirdi. Nasıl? Ki oldu da aslında. Yanlış semptom aradığımız için bir anda kendimizi acil servise attık. Tabii. Ama risk. O da risk. O da risk. Sağlık çalışanı içinde yük evet yarattım ben oraya. Evet, evet. Ama bunu bilmem gerekiyor benim. Zaten böyle herhangi bir şikayetimizde, normal günlük yaşantımızda evet da kendimize acil servislere atmamız hem hastanelerin yükünü arttırma, hem sağlık çalışanlarının yükünü arttırma, hem de eldeki ekipmanların kesinlikle gereksiz yere sarfiyatı yönünden çok önemli bir konu. Genel ama anlamda da çok önemli bir konu. Değil mi? Yani normal süreçte de çok. Ama bunun ayrımını bilmemiz gerekiyor. Eğer bilirsek bu konuda bilinçli davranabiliriz. Ama bunun bilmemiz için de belki bazı destekler almamız gerekiyor tabii zaman zaman. Bunun haricinde obsesyonlar dedik, OKB, takıntılı davranışlar. Özellikle temizlik konusunda. Yaptığım çalışmalarda, görüşmelerde evinin içinde kalmış olmasına rağmen evet kendi odasına, kendi duvarına, kendi yemek tabağına temas etmekten kaçınmaya başlayan, ellerini sürekli yıkamaktan dolayı dezenfektanlarla boğmaktan dolayı deri hastalıkları, lezyonlar oluşturmasına kadar giden süreçler. Tabii. Bunlar da çok ciddi aslında problemler yarattı evlerin diyebiliriz. Evlerin camlarını açmaya korktuk, kapılarını açmaya korktuk değil mi? Dışarıdan virüs girer diye. Büyük bir paradoks gerçekten. Büyük bir paradoks. Gerçekten zor bir süreç, hala içindeyiz. Evet. Umarız daha sağlıklı atlatabiliriz. Tabii evet ki şunu da kısaca bahsetmekte fayda var. Süreçte evde kaldık dedik. Hı-hı. Çünkü birçok aktivitemizden geri kaldık dedik. Bu da bizi ister istemez bir depresif duyguya itti. Evet, doğru. Normalde sabah 7'de kalkıp üstümü giyinip çıktığım evimden öyle bir mecburiyetim kalmadı. Evde kalmak zorundayım çünkü. Yani, değil mi? Sistemim evet bozuldu benim. Evet, doğru. Depresif duygulanımlar da arttı açıkçası. Depresyonlar da arttı ve verimlilik azaldı baktığınız zaman. Evet. Genel olarak depresyon, panik bozukluklar, obsesyonlar biraz daha fazla etkilendi diyebiliriz bu peki süreçte. Peki sence hiç olumlu etkisi olmadı mı psikolojimiz üzerine? Yani mesela şimdi sabah 7'de işte kıyafetimizi giyip evet çıkmak zorundaydık ya. Neydi? Hayatımızda bir stres vardı aslında evet değil mi? Doğru. Yani tamam bir rutinimiz vardı ama çıkıyorduk, trafik vardı. İşte işe gitme, yetişme stresi vardı. İşe gittiğimizde işlerimizi yetiştirme stresi ve çabası vardı, gayreti vardı. Günlük bir yorgunluğumuz vardı. İşte bunlarla alakalı sence ne bileyim işte mesela ofis ortamından ev ortamına geçen bir çalışma sisteminin insan psikolojisi üzerinde olumlu etkileri hiç yok mu? Orhan Hocam şimdi şöyle yani eğer ki öz denetimi
olan bir bireyden bahsediyorsak tabii ki aslında aynı çark işlemeye devam ediyor. Ama yönetilmeye ihtiyacı olan, bunu yap, bunu yap, şimdi bunu yapman gerekiyor diye yani koordinat bekleyen bireyler için bu biraz dağılmaya zemin hazırladı diyebiliriz. Ha, aslında bunun yanı sıra neyin farkına vardık belki? İşte doğanın farkına vardık, temizliğin öneminin farkına vardık, hastalığın aslında nerelere bizi götürebileceğine. Önceden ya elimizi hiç bu kadar yıkamıyorduk, nasıl yaşıyormuşuz falan gibi algılar oluştu. Bir farkındalık yarattı sağ olsun ama çok da şey götürdü dünyadan gerçekten. Tabii insanlarımız maalesef hep işte hafta sonları gittiği yeşillikler, ormanlıklarda daha önce normal bir rutinini yaparlarken bu kısıtlamalardan sonra gittiklerinde bayram şenlik havasında yaptılar ama tabii ki bunlar da çok büyük yanlışlıklara gebe oldu. Maalesef ki dikkat edilmedi birçok şeye. Maalesef. Gördüğümüz gibi tabii buradan da bir mesaj vermeliyiz. Maalesef dikkat etmediğimiz yani geri dönüp tekrardan eski yaşantımıza dair yani çünkü yeni normal diye bir süreç yaşıyoruz. Yaşadığımız tekrar eski rutinimizde yaptığımız her şey bize koronavirüs vakalarının geri dönüşü olarak devam ediyor maalesef ki vaka sayılarındaki artışlardan maalesef. Bunu net olarak görüyoruz. Maalesef. Evet ne diyorsun? Peki tedavide neler yaptınız? Size geldi şöyle. Kişiler. Evet. Yani şöyle. Daha önce sanki obsesif hiçbir bulgusu yoktu. Ama işte bir temizlik obsesyonu gibi bulgular oluşturmaya başladı. Evet. İşte normal kendi her gün oturduğu yemek masasını sürekli siler hale geldi. Ne diyorsun? Şimdi tabii neler ki burada peki bunlar için? Çeşitli tabii ki tedavi teknikleri mevcut. Psikoterapi yöntemleri mevcut. Uyguladığımız farklı yöntemler var. Fakat burada asıl farklılık şöyle ortaya çıktı. Biz bu süreçte online görüşmelere geçmiş olduk. Ha çoğunluk geçti mi? Emin değilim ama biz geçtik. Bunu uyguluyoruz. Pandemi başlamadan öncesinden beri biz bunu çalışıyoruz. Ha, dünyada çok yaygın. Telehealth sistemi, online terapiler çok yaygın. Çok tartışmaya sebep oldu. Online terapi olmaz. Evet doğru, dezavantajları var. Çünkü sizinle yüz yüze burada otururken ki duygu aktarımı, sizin yüz jestleriniz, mimikleriniz. Online'da biraz daha akışta biraz problem yaşayabiliyor. Benim duygum karşıya geçecek, karşıdakinin duygusu bana gelecek ki biraz daha analiz sağlam olsun. Evet dezavantaj ama içinde bulunduğum dönemde başka bir alternatifim yok şu anda tutabileceğim. Hiç görüşme yapmamaktansa online terapi gerçekten de etkili olduğunu gördük biz bu süreçte. Çok da efektif kullanıyoruz şu anda. Harika. Daha çok psikoterapi tekniklerini mi tabii ki. Tabii ki. Yani böyle ilaç tedavilerinden veya şeyden ziyade psikoterapi teknikleri. Gerekli noktalarda tabii ki işbirliği yaptığımız hekimlerimiz var, psikiyatrist hocalarımız var. Onlarla işbirliğine giriyoruz. Çok acil, kritik, kriz bir durum olmadığı sürece ya da bir test envanter uygulamak zorunluluğu olmadığı sürece online uygulamayı gerçekleştirmekte herhangi bir problem yok. Ki bunların da aslında daha da yaygınlaşması gerekiyor. Söylediğim gibi az önce ifade etmeye çalıştım. Türkiye olarak biraz geride kaldığımızı düşünüyorum. Vardı aslında değil evet. mi? Yani bu süreçte tabii önce ki var, dünyada tabii ki var. Online terapi, kullanılıyordu. Online görüşmeler değil mi? Yani evet, evet. Siz mesela istendiği zaman takip ettiğiniz hastalarda ya da kişilerde size ulaşması online olarak ve onlara bir takım destekler vermeniz falan söz konusuydu aslında. Yani ben evimde oturuyorum ya da ofisimde oturuyorum. Urfa'dan bana ulaşıyorlar. Ben Urfa'daki insanla görüşme yapabiliyorum. Harika. Başka bir bölge hiç önemli değil. Almanya'dan görüşme yapabiliyorum. Tabii. Yani bu gibi avantajları da var aslında baktığınız tabii, zaman. Tabii. Dolayısıyla bu imkanlar var fakat bilinmesi gerekiyor kullanılması için. Biraz daha biz bu konularda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Meslektaşlarımıza yönelik de açıklamalarda bulunuyoruz. Bu online eğitim nasıl yapılıyor, online terapi nasıl uygulanmalı, kritik noktalar nedir vesaire. Tabii ki önemli husus noktalar var. Gizlilik sözleşmeleri yapıyoruz, bilgilendirilmiş onamlar sunuyoruz. Güzel. Bu şekilde. Peki çocuk ve aileleri nasıl etkiledi? En son onu sana sorayım. Yani bu okulların git gel süreçleri değil mi? Uzaktan eğitimler ve aileler tabii ki bu konudan çocuklar kadar direkt olarak etkileniyorlar. Ben, ne diyorsun? Ben ailelerle çok görüşme yapan biriyim. Ve her zaman çocuk tarafında olurum bu görüşmelerde. Çocuklar için çok büyük kaos var şu anda. Yani bunu çok en iyi herhalde kaos tabir eder diye düşünüyorum. Çünkü düzenlerinden, yerlerinden oldu çocuklar. Ve hayatları tamamen ters yüz olmuş durumda. Evet. Hadi şimdi yavaş yavaş bir eğitim süreci başlıyor gibi oldu ama geçirdiğimiz 6 ay gibi bir süreç. Örnek veriyorum okul öncesi bir çocuk için değerlendirdiğimizde enerjisini atamadı. Tabii. Sosyalleşemedi. Tabii. Aktivitelerinden geri kaldı. Gelişmesi gereken çağda, motor becerileri kuvvetlendirmesi gereken çağda
bu etkinliklerden belki uzak kaldı. Sadece motor beceri, kalem, kağıt çalışmak yetmiyor. Sosyal beceri de eklememiz gerekiyor. Tabii. Bunlardan çok geri kaldı çocuklar ve maalesef teknolojiye kurban olduk biz. Yani evet, hep konuşuyorduk aslında biz yani teknoloji çok mu içindeyiz değil miyiz diye ama artık teknoloji hayatımızda bunu en iyi şekilde kullanmaya çalışmamız gerekiyor. Süper. Değerli Mert Özaydın, verdiğin bilgiler için çok teşekkür ederiz gerçekten. Rica ederim. Konu çok uzun bir konu. Kesinlikle. Ve 6 ayda dediğin gibi çok uzun bir süreç. En büyük dileğimiz en kısa sürede bu problemden hayırlısıyla kurtulabilmek. Umuyoruz. Sağlıklı umuyoruz bir şekilde inşallah daha fazla problem yaşamadan. Çok teşekkür ederiz. Umarız. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Efendim, TV 100 ekranlarında canlı yayında hafta içi her sabah 9-10'da sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Sizler de sağlığınızla ilgili doğru, güvenilir, sağlıklı ve güncel bilgilere ulaşabilmek için bizlerle olmaya devam edin. Görüşmek dileğiyle. İyi günler efendim.